Köy kurulduğu zaman annemin dedesi Kuzey Kafkasya'dan gelirler ve işte bu ilk planlı köylerden bir tanesi bizim bugüne göremiz. Hane başına göre arazi verilmiştir. Yerler tayin edilmiştir. İşte benim şu an oturduğum ev annemin dedesinin evi. Onun üzerindeki evde oturuyorum. Şimdi sonradan işte babam İsa diyelim, annem Güneyli. Babam işte 2. Dünya Harbi'nden döndükten sonra Hasan amcam vardı, Hasan Ulgi amcam. O da Adapazarı'nda, Geyve'de, şey, Arifiye'de. Onun üzerine kalkar, babamı çağırır. Gel, devlet demir yollarına gir diye. 6 ay makas, ateşçilik yapar. 6 ay sonradan da imtihana girer, makinist olur. Evet. Benim doğum yerim Kırıkkale'dir. Ankara Kırıkkale. Kırıkkale'nin Irmak köyüdür. İstasyon köyünde dünyaya gelmişim. 1953 senesinde. Tahsilimi falan ben bir kısmını ben Kayseri'de yaptım. Babam 65 senesinde emekliye ayrıldıktan sonra vatana dedi, toprağımıza dönelim dedi. Kalktık geldik işte dedemin, annemin dedesinin olan yere evimizi yaptık. İşte babamla beraber ben yine arada okumaya gittim. İşte şeyde yaz tatillerinde geldim. Sonradan işte altı kardeşin alttan ikincisi olduğum için babamın aldığı emekli aylık aileye yetmediği için de okulu bırakmak mecburiyetinde kaldı. Benim en büyük şansım buradaki o zamanki ustalarımın İstanbul'da kuyumculuk yapmış Aleksan Usta'nın, Sivas'ta Ermeni Usta'nın yanında yetişmiş olan Rafet abinin yanında ben 8 ay altın üzerine burada işe başladım. Okulu bıraktıktan sonra. Ama en büyük şansından bir tanesi de Zeynel Abidin Usta'nın bu köylü olması. Güney köylü olması. Evet, Topkapı Sarayı'nın kalkıp da yandığı zaman bütün o padişahların kılıçlarını tamir edip ve elmas gerdanlıklarını tamir eden ustanın burada olması. Ondan da çok şeyler öğrendim. Boynuz'dan tanıştım. Gümüş üzerine, salat işçiliğini onları öğrendim onlarda. Ve şunu söyleyeyim. Esas usta onlardı. O günkü bu takım taklavatımız yoktu. Orada kendileri yapıp da kendi el emeklerinden yaptıkları takımlarıyla çalışıyorlardı. Hala ustalarımın kalemlerinden burada durur. Kendi örs üzerine dövüp de onlara şekil verip de çapla kalemler, alyans kalemleri, alyans üzerine kalem atarlar, maşala kalemleri, tura kalemlerini kendileri yaparlardı. Ve işte onlardan kalma. İki usta rahmetli oldu. Üçüncü usta ben de rahmetli olacağım ama aynı kalemleri yine çelik kalemleri kullanmaya devam ediyoruz. Evet. Burada uzun yıllardan beri takı tasarımda kullandığınız araçları görüyoruz. Evet. Burasını atölye olarak kullanıyorsunuz. 93'ten beri burası devam ediyor. Daha önceden başka taraftaydık. Evet. İş merkezi yapıldıktan sonra 93'ten beri burası devam ediyor. Peki Mehmet abi, yani Allah uzun ömür versin ama gelecek kuşak da sizinlerle beraber yok olacak bu ata mesleği. Bir tek benim değil. Yani bir tek benim değil. İşlerin garip tarafı, garip olan tarafı, çoğu ustalarımızda bu sıkıntı var. Mesela çok basit şunu söyleyeceğim. Tokat'taki olan zurna yapan bir ustamız var, kardeşim. Denizli yatağında yatağın kılıçları yapan, kamaları yapan Süleyman Şahin ustamız var. Beykoz cam işleme ustamız var, Cezayir Yurdakul. Birebir 3. Selim'den günümüze kadar gelen bütün o Osmanlı motiflerini işleyen, camın üzerine işleyen 24 ayar altınla çalışan ustalarımız. Hepimizde aynı sıkıntı var. Hobi olarak çalışılmak isteniliyor bizim işler. Yani bunu üretelim, geliştirelim. Mesela derim ya, tarihin derinliğinden gelen muazzam bir kültürün üzerinde oturuyoruz. Bugün bakın, Urartu'ya bakın. Pers İmparatorluğu'na bakın. Ya bu toprakların üzerindeki Hitit'e bakın. Likya, Fenike'ye bakın. Yani benim topraklarım. Selçuklu'ya bakın, Osmanlı'ya bakın. Ondan öncesi Bizans'a bakın, Roma İmparatorluğu'na bakın. Kültür kaynıyor. Kültürün üzerindeyiz ama biz kendimiz kıymetini bilmiyoruz. Bir, ikincisi çocuklarımızın bundan hiçbirinin haberi yok. Gerçekten haberi yok. Yani bir gruba bakıyorsunuz, define peşinde.
Yani maddi değeri olanların peşinde. Esas bunun içinden çıkarılan kültür hazinesine bakmıyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir şey, bana kalkıp da bakanlıktan telefon açıyorlardı. Antakya'da bir yol çalışmasında bir lahit bulundu. Lahitin içerisinde boynuzdan yapılmış malzemeler var diyerek. Ben kalkıp da buradan aynı gün, telefonun geldiği gün, Hasdolu'dan yerimi ayırtarak 3.30'da ben kalkıp da Antakya'ya, Hatay'a hareket edin ve gidip de oradaki o ürünleri gören bir insanım. 3000 yıl önce bunlar işlenmiş, çalışılmış. Nasıl görmeyin? Ben rahat edemeyerek ben kalkıp buradan hareket edip de işimi gücümü bırakıp da çünkü verimli olamayacağım, burada da çalışamayacağım, kafam orada diyerek. Onun için kalkıp gidip gördüm, baktım hangi tarzda çalışmış, hiç bozulmadan. Gümüş oksit olmuş ama kullanılan boynuz ne iklim şartlarından, ne kar suyundan, ne yağmur suyundan deforme olmuş. Tertemiz duruyor, onları gördüm. Onun için kültürün üzerine oturuyor. Evet. Kültür hazinesinin üzerine. Peki bu tasarımları yaparken bu boynuzları nerede temin ediyorsunuz? Özel olarak bir yerlerden geliyor mu yoksa siz mi takip ediyorsunuz? Mezbaneden temin ediyorum. Mezbaneden çünkü her dönemin boynuzunu da ben kullanmam. Evet. Çünkü bahar ayında nasıl doğa yeşerdiği zaman, hayvanlar yavrulama dönemine girdiği zaman, ağaçlara su yürüdüğü zaman o zamanki kesilen boynuz benim bir işime yaramaz. Defter sayfası gibi açma yapar. Evet. Benim için ideal olan Aralık'ın 21'inden sonra kış ayında kesilmiş olan boynuzdur. Ben o dönemde alırım. Hala ben mezbaneye de söylemişim. Kesilenleri ayırırlar. Sadece Yalova Belediyesi'nin mezbanı mı? Mezbanesine. Yoksa değişik illerden, değişik yerlerden temin ediyor musun? Yollanılanlar var, getirilenler var. Mesela manda boynuzu falan lazım olduğu zaman Samsun Bafra tarafından geliyor. Efendim, Ankara tarafından, Gölbaşı tarafından geliyor, Afyonkarahisar tarafından. Bazı çok çok mühim bir takı tasarımı üzerine çalışıyorsam, bunlara ihtiyacım olduğunda kalkıp işte onlardan arkadaşlarımıza telefon açıyoruz, oradan gittiriyoruz. Evet. Kargoyla geliyor. Evet. Mehmet abi, çok özel siparişler de geliyor size. Yani devlet büyükleri tarafından, işte krallara, kraliçelere yaptığınız bazı tasarımlar var. Bu tasarımların en önemsediğiniz, en fazla değer verdiğiniz ne oldu? Ne yaptınız? Şimdi şunu söyleyeyim. Her yapılan ürün benim için bir bambaşka özelliği var. Kendimden bir şeyler kattığım için. Onun için de kalkıp da bu özeldir, o özeldir hiçbir zaman demedim. Her ürün benim için özel, evet, çalışmalarım. Çünkü takı tasarım kendime ait. Mesela bizim Çatalhöyük'ten günümüze kadar gelmiş olan Fatma anamızın eli. Şimdi Peygamber Efendimiz'in kızıdır, Hazreti Ali Efendimiz'in hanımıdır, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in anneleridir. Kadınların en makbulü Fatıma'dır der Peygamber Efendimiz. Fatma anamızın eli olarak hep beştir. 1, 2, 3, 4, 5. Baş parmak Peygamber Efendimiz'i, işaret parmak Hazreti Ali Efendimiz'i, Fatma anamızı, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'i simgeler 5 olarak. Ama biz bunun da değerini bilememişiz. İsrailliler kullanılıyor. İsrail kullanıyor ama bizim Çatalhöyük'ten çıkmış olan Anadolu motiflerinin içerisinde 5-3'ler, 5'ler, 7'ler tek rakamlar bizde çok makbuldür. Takıya dönüştürülmüş hali. Evet. Peki çok az önce sorumu şöyle değiştireyim o zaman. Mutlaka yaptığınız küçük bir tasarım da sizler için çok önemlidir. Ama az önce de ifade ettiğiniz konuşmanızın bir bölümünde işte İspanya Kraliçesi dediniz, evet, sanırım. Mesela bunun gibi örnekler var mı? Kimlere böyle bir tasarım yaptınız? 2008, yabancı devlet adamlarından, şimdi, krallardan. 2008'de Suudi Arabistan kralıydı o zaman. Kral Abdullah. Evet. King Abdullah. Ona buradan bizi davet etti. Şeref misafiri olarak Riyad'a gittik. 27 gün Riyad'da kaldık işte. Mihrican-ı Canadriye diyerek onların güzel bir etkinlik alanı vardı. Oranın açılışında Kral Abdullah'ın Türkiye onur konuğuydu. Biz şeref misafiriydik. Bütün masraflarımızı Kral Abdullah kendisi karşıladı. Buradan bakanlıktan da giderken de bunu söylediler. Dediler ki böyle böyle işte Kral Abdullah'ın misafiri olarak gidiyorsun. Ben de ona
riyalin üzerindeki, Suudi Arabistan riyalin üzerindeki iki çapraz kılıcın arasında bir hurma ağacı. Yaprakları yeşil taş. Ağacın kök kısmına da, hurma ağacının kök kısmına da üç tane zümrüt işledim. Çapraz şekilde tek bir kılıç. Onu ikram etmiştim. Peki, giderken siz malzemeleri alıp gittiniz. Orada mı yaptınız onu? Tabii. O 27 gün içerisinde mi yaptınız? Yok. Yoksa dönüp burada... Burada hazırlıklı. Yapıp burada yapıp da gitti. Evet. İşte açılışta bilhassa Kral Abdullah yaptı. Kral Abdullah yaptım da standları gezerken de ben de onu ikram ettim. Hatta tercümanımız o zaman Suriye'de kültür ateşi yardımcısıydı Muhammed Sıddık. Tercümanlığı da o yapıyordu. Kendisi gibi özel olduğunu, parmak izinin tek olduğu gibi, bunun da tek olduğunu, Cenab-ı Allah tek yarattığını, bunu başka aynı bu dokudan, aynı bu renkten başka bir daha yok. Kendisine ait özel olduğunu söyledi. Üç sefer öpüp de yaverine vermişti orada. Öyle anılarımız var yani. Evet. Çok ince bir işçilik gerektiriyor tabii. Yani şimdi muhakkak, yani sıfıra sıfıra çalışmamız gerekiyor. Bu şablonları kendimiz çıkarıyoruz çünkü. Yani çizimler kendime ait. Arkalar metaldir. Metalin üzerine yapıştırıp kıl testereyle kestikten sonra bunu şablon haline getiriyoruz ki. Yani sürekli kağıt üzerinde çalışma yapmıyoruz. Metalle çalışma yapıyoruz. Ama bunun bir şeyde özelliğiyle sıfıra sıfır kesmem gerekiyor. Yani bir tesviye payını bırakıyorum. Bu meslekte kaçıncı yılınızı doldurdunuz Mehmet Usta? 69'dan beri. Boyunuz işçiliği, tasarım. Kuyumculuk dahil. Ama bunun 16 senesi sadece boynuz üzerine. Başka hiçbir şeye bakmadım. Onu kendimi geliştirmeye, noksanları bulmaya. Hala da yetişmiş değilim yani. Hala çıraklık dönemindeyim. Şu an kaç yaşındasınız Mehmet Usta? 65 yaşındayım. 65 yaşındasınız. Herhalde daha uzun yıllar devam ettirmeyi düşünüyorsunuz. Rabbim sağlık saat verirse ben 2020 senesinin sonunda bırakmaya niyetim var. Yani peki sizle beraber tarih mi olacak bu? Ne yapayım? Vermeyince mabut diyor. Ne yapsam? Garip Mahmut diyor. Olmayınca ne yapayım? Yani bir de ben de sizi yakından takip ediyorum. Mesleğim gereği. Halk eğitim merkezlerinde, okullarda bu konuya ilişkin kurslar da açıyorsunuz. Öğrencilere dersler de veriyorsunuz. Şimdi ancak randıman alamadınız galiba. Şimdi şunu söylüyorum. Çocukların hevesi vardı ama şimdi mektebin kolejlerine veriyoruz. Şimdi mektebin kolejlerindeki gidip çocuklara 6'şar sınıf alıyoruz. Doğa kolejlerinde sergi düzenliyoruz. Yapım aşamasını anlatıyoruz. Diriliş Anadolu liselerinde bunları anlatıyoruz. Yani çağrıldığım zaman gidiyorum o çocukların ufkunu açmak için. Heveslenenler var. Heveslenenler var. Fakat şu bilgisayar, tablet olayları bizim işlerimizi bozuyor. Çocukların hepsi kısa yoldan zengin olma yolunda. Sabır yok. Evet. Büyüklerden mi görüyorlar acaba? Vallahi onu şöyle bir şey ki o gizli kutunun şeylerine kaptırıyorlar kendilerini. Bir de dediniz ki ya halk eğitim merkezinde bazı kursiyerlerim de vardı. Tabii belli bir yaşın üstünde. Bir iki parça bir şey öğrenip bunu hemen ranta çeviştirmek. Hemen o kısa dönemde. Kısa ticari bir fırsata dönüştürme çabası içerisinde olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi, yani öğrenmek için değil de. Zaten bütün kafa yapıları bu. Kafa yapıları. Yani bir an önce yapayım edeyim para kazanayım. Şimdi bizde de o yok. Artık biz doyuma ulaşmışız. Yani şimdi benim en büyük yani hoşuma giden taraf bunun ne renk vereceğini bilmemem. Ne zamanki polisaja girer, kendi en son cilal sistemini gördükten sonra kendi doğal renklerini yansıtıyorsa doğal renklerini o zaman meydana çıkarıyor. O geçişlerini, doku geçişlerini. O zaman benim yorgunluğum bitiyor. Yani biz bunu
Yani şu boynuzdan işte dört parça çıkarırız da bundan şu kadar para kazanırız, yok. Önce ürünün çıkması gerekiyor. Benim istediğim gibi olmuş mu? Ne renk vermiş? Biz buna kafa yoruyoruz. Bize para düşünülerek sanat icra edilmez. Yani. Kültür Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyorsunuz, evet, ve tescillisiniz. Yani siz Türkiye'nin ilk ve tek boynuz takı tasarım ustası. Boynuz işleme sanatçısı olarak tekim. Teksiniz. Tekim. Yani ve siz diyorsunuz ki birkaç yıl sonra 2020 yılında, evet, 2020, artık bu mesleğimi de bu tasarımı da bırakmak istiyorum diyorsunuz. Evet. Yoruldunuz mu yoksa sizi üzen bir takım gelişmeler mi oldu? Şimdi gönül isterdi ki aktarmayı. Yani gönül isterdi ki yani bilgileri aktarmayı. Kitap yazın deniliyor. Yani bunu bakanlıktan da söylediler. Bunu kitaba dökelim. Kitap yazın deniliyor. Şimdi bugün 9 Eylül Üniversitesi'nde el sanatları bölümünü okumuş olanların yani şeyleri üniversite tezleri burada oluyor. Kocaeli Üniversitesi'nden yine aynı. İstanbul Üniversitesi'nden gelenlerimiz oluyor. Bunlar üniversite tezlerini hazırlıyor. Mesela 2 sene 9 Eylül Üniversitesi'ni okumuş, 2 senede Mersin Takı Tasarımı'nın yüksek bölümünü okumuş. Fakat gelen evlatlara baktığımızda yetişmemişler. Yetişmemişler. Bir de şunu söylüyorlar. Mine yapmak istediği zaman hocam ben mine öğrenmek istiyorum diyor. Üniversitedeki öğretim üyesine. Diyor ki diyor 4 sene okumayla diyor işte sen mine mi öğreniyorsun? Bana rakip mi çıkıyorsun? Senin adın öğretmen. Sen o kurumdan aylık alıyorsan sen bunları öğretmek mecburiyetindesin. Çocuklarımız yetişmiyor. Buraya gelip de 28 günlük kursları, işimi gücümü bırakıyorum o evladı yetiştirmek için. Günlük çalışma raporlarımı hazırlıyorum. Not 28 günün sonunda not ortalamasını hazırlıyorum. Kapalı zarf usulü üzerine kaşeleyip de rektörlüğe yolluyorum. Rektörlükten gittikten sonra o çocuklar diplomalarını alıyorlar. Kalkıp da bir anne baba dişinden tırnağından keserek o evladı okutmak istiyor. Bir evladın kalkıp yetiştiremeyip de bir yılını nasıl hiba ederim, nasıl harcarım? Benim gönlüm el vermiyor. Ama ondan sonra da yani o çocukla bağım da kopmuyor. Sürekli telefon halinde sıkıştığında da ne istiyorsa, hangi bilgiyi öğrenmek istiyorsa onu da söylüyorum. Yani yönlendiriyorum. Şunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Mesela altın ayarlaması olsun, gümüş ayarlaması olsun, kaylak ayarlaması olsun. Yine onlar o şekilde de hala devam ediyoruz, yönlendiriyoruz. Yani şunların içerisine koy, şu karışımları yap. Yani boş durduğumuz yok. Boşa harcanan bir şey yok. Yani buraya bir gelip de işte 28 günlük bir stajını gördü de bundan sonra hadi güle güle yok. Yani sürekli telefondan da diyalog halindeyiz. Evet. Böyle abi plaketler var tabii. Bunlar işte şeyden gitmiş olduğum fuarlarda alınan plaketler. Bunlar iştirak ettiğim fuarların şeyleri. Tanıtım kartları. An olarak, hatıra olarak saklıyoruz. Bunlar işte başarı belgeleri. Bakanlıktan olan Atilla Koç'tan olsun. Erkan Mumcu zamanından itibaren beri hep işte takdir teşekkür, takdir teşekkür. Bolu Valisi'nden, işte Bursa Valisi'nden, Bilecik Valisi'nden, evet, Kocaeli Valisi, Yalova Valisi. Hepsinden işte takdir teşekkürler o şekilde devam ediyor. Bunlar da aşağıdakiler de sizin yaptığınız, evet, boynuzdan takılar. Evet, takı tasarım kendime ait. Zaten 8 aylık bir sürede dinlenip de çıkarılıyor. 3 sefer dezenfekte oluyor, kokudan arındırılıyor. Mikrobik hastalıklardan, bakteri ürettiği için onlardan arındırılıyor. Ondan sonra kıl testereyle, şablon vasıtasından çizilip, kıl testereyle kesilip, üzerleri gümüş ve mercan, feruze kakma yapılıyor. Ondan sonra da işte gümüşle özdeşleştirip takı haline, aynı kuyumculukta nasılsa gümüş, altın, cile yapılıyorsa, aynı şekilde aynı işlemler bunlardan geçiyor. Fakat bir kısmı Çatalhöyük'ten günümüze kadar gelmiş olan Anadolu motifleri üzerine çalışıyoruz. Evet. Onların stilize edilmiş halleri. Bir kısmı da İslami motifler üzerine. Bir kısmı da serbest çalışmalarımız var. En çok hangisi daha fazla ilgi gördü? Bütün ürünleri ilgi görüyor. Yani bu kadar uzun bir aşamayla. Şimdi bunun üç sanatın bir araya gelmesi. Esas kendim kuyumcuyum. Ü94 hala ölünceye kadar geçerli olan patentim var. İstanbul Kuyumcu Esnaf Odalarında.
Ayrıca pırlanta konusunda Çalışma Bakanlığı'ndan yetki belgem var. Boynuz üzerinde 1437 kod numaralı Kültür ve Turizm Bakanlığı üreticisiyim. Ayrıca devlet sanatçısıyım. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda. İşte bu şekilde üç sanatın bir araya gelmesiyle zaten Allah'ın nuru içine yatırsın. Benim usta Topkapı Sarayı yandığı zaman padişahların, kılıçların, sultanların, elmas gerdanlıklarını tamir eden Zeynel Abidin ustanın çırağıyım ben. Yani alaylıyım, çekirdekten gelmeyim. Yani üç renk sabat, gümüş üzerine sabat işçiliğim var. Yani polyester çalışmalarımız var, zamak dökümlerimiz, antimon, burbat, gümüş dökümde, altın dökümde, yani bunların hepsi ayarlar, mayarları yani bizde şeyler. Evet. Mesela şurada hediyelik olarak hazırlanmış küçük paketler görüyorum ben Mehmet Usta. Evet. Bunları mesela siz gittiğiniz fuarlarda stand kurup mu değerlendiriyorsunuz? Yoksa herhangi birisi gelip, mesela ben Güneyköy'e geldim. Duydum, adınızı duydum, şanınızı duydum. Buraya geldim. Böyle doğrudan temin etme şansım var mı benim? Tabii tabii. Neden olmasın? Şimdi buraya kadar gelmişken de vermiyorum demek de ayıp oluyor. Evet. Şimdi fuarlarda bizim bilhassa satış amaç değil. Yalova iline temsilen gittiğimiz için, Yalova Valiliğini temsilen gittiğimiz için de satışa pek baktığımız yok. Yani biz il olarak, ili temsil ederek gidiyoruz. El sanatları ustaları olarak. Ha, orada isteyen olursa, arzu eden olursa onu veriyoruz. Fakat son zamanlarda baktık ki Emit Fuarı gibi olan uluslararası kültür ve sanat fuarlarında Kastamonu'dan adam bir kamyon sarımsak getirmiş, sarımsak satıyor. Nasıl kültür ve turizm fuarı? Erzurumlu arkadaşlarımızı mesela stand kiralamışlar kendileri. Evet. Getirmişler, ürünlerini koymuşlar, ürünlerini satıyorlar. E şimdi kültür ve turizm fuarı ayrıdır, gastronomi fuarı ayrıdır. Yani fuarda tamam gastronomi olur, yiyecek içecek orada satılabilir ama kültür ve turizm fuarında sen otellerini tanıtacaksın, rezervasyon yapmaya. Fuarların bir amaçları bunlar. Ama kalkıp da orada yani gıdaya dönük olarak bir kamyon sarımsak satmaya kalkarsa kiloyla... Çiğ köfte pazarına dönüşüyor bir anda. İşte anlatamadım. Şimdi bu international, uluslararası kültür ve 81 tane, 82 tane yabancı ülke geliyor. Kendi ülkelerine turizm amaçlı tanıtıyor. 81 ilden biz geliyoruz. Her yörenin bir kendine özgü bir tanıtımı lazım. Evet. Mesela otellerin, onlar en doğal hakları otelleri. Kendilerini tanıtmaları, rezervasyon yapmaları. Çünkü Yalova ili turizmde öncelikli illerin başında geliyor. Evet. Bugüne kadar da ne bileyim ki, yani işlerin garip tarafı, doğru dürüst bir yatırım yoktu. Yeni yeni işte birkaç tane oteller falan açılmaya başladı. 5 yıldızlı oteller. Yani büyük bir potansiyelimiz var. Bursa 1 saat, İstanbul 45 dakika, İzmit'ten 3 tane ilin ortasından nokta hedefiz biz. Biz burada turizmden faydalanamıyoruz. Evet. Nedir? Şimdi nedir şimdi? Bu boynuzdur değil mi? Şimdi bunun özelliği sadece Türk Hava Yolları'nın Amerika Satış Müdürü Turgay Bey'in hanımı. Evet. Ömür Hanım işte internetten bakıyor. En son Amerika'dan kalkıp geldi. Bu tarz bir kolye istedi. Ben de kalktım manda boynuzundan, gümüşlerimde oksit yaparak birbirlerini tamamlasınlar diyerek bu tarz bir gerdanlık yaptık. O gerdanlığı aldı. İkinci sefer de gelinime de yapar mısın dedi, Amerikalı gelinine. Dedim ki tek yapıldı bu. Bir tane daha kendime yaparım ama benim arşivimde kalır dedi. Bir tane kendime sakladım, bir tanesinde işte Ömür Hanım'ın boynunda. Allah uzun ömürler versin. Şimdi bu Orta Asya'dan gelirken Türk boyları hayvanlarını da beraber getirmişler. Step iklimine göre uygun. Hem soğukta yaşıyor hem sıcakta yaşıyor. Sütü az, et oranı fazla. Bunlar şu an bizim Delmece yaylalarında olan yerli tipi dediğimiz boz ırk, gök ırk der yörükler. Uç beylikler olarak gelmişler. O kendi hayvanlarını getirmişlerdir. O hayvanın boynuzu bu. Kafa kemiğinden beraber. Çünkü renk olarak 7 tane, 8 tane renk veriyor. Sebebi de şu, doğada yayılım yaptığı için, otlama yaptığı için. Yarı bunlar yabanidir, yarı vahşidir bunlar. Yani kendi sahiplerinden başkası da bunları yakalayamaz. Evet. Ama gelirken baktık, Makedonya tarafından, Arnavutluk tarafından getirilen bazı arkadaşların boynuz getirdi. Aynı tip boynuzlar. Demek ki Türk boyları Avrupa yakasına geçtiği zaman da hayvanlarını da götürmüşler. Et ihtiyaçları için. Bir de bakıyoruz ki bu vaziyette tarihin derinliğindeki olayları da araştırabiliyoruz. Anladım.
Burada başka bir boyunuz var. O seramikler. Bu seramik değil mi? Şu mesela bu bundan bu zaten hazır. Çalışılmış bir boynuz. Dezenfekte edilmiş, çalışılmış, hazır vaziyette. Yani bunu alt kısmından, alta bir mermer tablet konduktan sonra kalemlik olarak da kullanılabiliyor. Mesela zaten şurada iki tane var. Bunlar da şeylerde kart vizitlik olarak. Boynuz benim için şeyden define sandığı gibi. Evet. Ne bu renk vereceğinizi bilmiyoruz. Evet. Her anlamda değerlendiriyorsunuz bunu. Evet.